Efendim herkese mutlu akşamlar. Bundan sonra her salı akşamı saatler 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Kanal S'nin benim için ayrı özel bir yeri var elbette. Yıllar 1995'i gösterdiğinde Türkiye'nin ilk yerel televizyonu olan o ünvanı o yıllarda taşıyan Kanal S televizyonu. Yıllar 2022'yi gösterdiğinde Samsun'un tek uydu televizyon olarak yeniden şehrimize, bizlere, sizlere ve ülkemize hizmet vermek için yeniden kuruldu. Televizyonculuk zor, meşakkatli bir iş, çok zahmetli bir iş. O yüzden bu şehre yeni bir televizyonu, yeni bir kimliği, yeniden uyuda olabilmeyi yaşatan, yeniden bu şehre sınıf atlatanlara teşekkür etmek lazım. Hem sizler adına hem de kendi adımıza. O yüzden bu yolda bu televizyonu kurabilmek ve televizyonu yaşatabilmek için büyük çaba sarf etmiş insanlar var ki onların en başında elbette ki bu televizyonun ve buradaki yayın grubunun sahibi ve yönetim kurulu başkanı Erkan Akgüz'e öncelikle bir teşekkür etmek Samsun adına, şehrimiz adına, bizler adına önemli. Ve Necdet Uzun hem meslek büyüğümüz hem uzun yıllar Samsun'da gazetecilerin, bizlerin cemiyet başkanları yapmış. Ardından da yönetim kurulu başkanı Erkan Akgüz'le birlikte bir yol arkadaşlığı, bir kader arkadaşlığı çizmiş. Ve bu medya grubunun oluşmasında büyük emeği olmuş Necdet Uzun'a. Onlarla birlikte yine bu televizyonun, Kanal S televizyonun genel yayın yönetmeni sevgili dostum Barış Bey. Ve burada sizlerin belki görmediği, bilmediği, tanımadığı, buranın arka kısmında, ekranında ve mutfağında çalışan birçok değerli, kıymetli arkadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bu şehrin uyduda olmaya, yani Süper Lig'de olmaya ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyaç olduğu anda bu insanlar ellerini, gövdelerini o taşın altına koyarak bu zahmetli zor işe girdiler. Sadece bizler için ya da kendileri için değil, bu şehir için girmişlerdi. O yüzden bu ekranlarda yeniden olabilmek, bu ekranlardan yeniden sizlere seslenebilmek ve Kanal S'nin Türkiye'de ve Samsun'da varlığını sürdürebilmek için bizim de bu ekranlarda elbette olmamız gerekirdi ve her salı akşamları saatler 21'i gösterdiğinde birebir programıyla sizlerle birlikte olacağız. İlk programımız ve ilk programımızda İHA Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil'le birlikte olacağız. Çok sevgili değerli dostumuz abimiz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Tabii İHA sevgili izleyiciler sadece bir yardım derneği ya da yardım kuruluşu değil. Çünkü gitmiş olduğumuz birçok yerde, birçok noktada din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin insanların yanında olan, yangında, depremde, savaşta, savaş mağdurlarının yanında, yani insanın olduğu ve insanın ihtiyaç duyduğu her yerde var. Peki niye var? Evet, ondan önce programımız hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Özellikle de sizin programınızın ilk konu olma şerefine nail olmak benim için ayrı bir mutluluk. Çünkü habercilik dendiği zaman Samsun'da ilk akla gelen şahıslardan birisiniz. Bunun için de sizi tebrik ediyorum gerçekten. Özellikle ulusal yayınlarda sizi izlemek, sizi takip etmek gerçekten bizim için büyük bir mutluluk. Ayrıca Kanal S'imizi de tekrar Samsun'a kazandıran büyüklerimize, abilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. 30 yıl sonra tekrar bu ekranlarda olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Bundan 30 yıl önce üniversite öğrencisiyken yine Kanal S'de öğrenci arkadaşlarla beraber programlar yapıyorduk. 30 yıl sonra sizin gibi usta bir televizyoncuyla burada bulunmak benim için çok büyük bir gurur meselesi, onur meselesi. Onun için ben çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. Rabbim programımızın hayırlara vesile olmasını, çok güzel şekilde devam etmesini Rabbim'den niyaz ediyorum her İnşallah. Şeyden önce. Çok teşekkür ediyorum. İHA niye var? İHA insanlık için var. İHA dünyanın güzelleşmesi için var. İHA iyiliğin bütün dünyada yayılması için var. Çünkü bütün dünyada bizim iyiliği yaymamız gerekiyor.
Biz iyiliği bütün dünyaya yayarsak dünya güzel olacak, dünya yaşanabilir bir yer olacak. Maalesef bugün dünyaya baktığımız zaman savaşlar, siyasi çekişmeler, göçler, efendim soykırımlar, birçok olumsuz olayı dünyada yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu noktada bizler Türkiye'den ortaya çıkan ve Türkiye adına, Türk milleti adına, Türkiye'deki iyilikseverler adına, Müslümanlar adına bütün dünyaya iyiliği yaymaya çalışan erleriz. Bunun için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki iyilik yayıldıkça kötülük azalacak. İyilik yayıldıkça kötülük son bulacak. Mazlumların yüzü gülecek. İnsanlar mutlu olacaklar. Bakıyorsunuz savaşlarda, bakıyorsunuz işte seferberliklerde, bakıyorsunuz soykırımlarda her zaman en fazla mağdur olan kadınlar ve çocuklar. Evet. Maalesef o kadınların, o çocukların hiçbir günahı yokken sırf siyasal çekişmelere, sırf bazı insanların ihtiraslarına, bazı toplumların açgözlülüğüne kurban oluyorlar ve mağdur oluyorlar. İşte o noktada bu Necip milletin bir temsilcileri olarak, bu Necip millet adına, Anadolu adına, Türkiye adına ve tarihsel geçmişimizden almış olduğumuz güçle ve destekle beraber, onlardan almış olduğumuz yolla beraber biz de bütün dünyada o çocukların, o kadınların, yolda kalmışların, ezilmişlerin ve bir bize yardım yapacak kimse yok mu diye dua edenlerin duasına koşuyoruz. Evet. Onlara yardım etmeye koşuyoruz. Sayın Yeşil, siz tüm dünyada derken ben şunu da belirteyim. Sevgili izleyiciler, 123 ülkede şu anda İHA ve tabii onun gibi birçok kuruluş var. Biz bu akşam İHA'yı işleyeceğiz. 123 ülkede bu şemanın gönülleri var. Bakın bunun altını çizmekte fayda var. Gönülleri var. Ben Suriye'ye gidiyorum. Suriye'de İHA'nın gönülleri orada. Giresun Dereli'de bir sel var. Arama evet. kurtarma ekipleriyle orada. Kastamonu Bozkurt'ta, Sinop Ayancık'ta, Muğla'da bir yerde yangın var, sel var orada. Bakın arkamızda fotoğrafları görüyorsunuz. Buradaki arama kurtarma faaliyetleri o kadar zorlu, güçlü coğrafyada akan sularda gerçekleşiyor ki arkadaşlarımız bu çamurda, bu akan sular içerisinde kayıp bir vatandaşımızı bulmak ya da bir eve ulaşmak için orada. Nasıl önemli bir şemadır ki bu her yerde? Elhamdülillah. Şimdi biz bütün insanlık için var olan bir kuruluşuz. Şimdi mağduriyet dediğiniz zaman sadece bu mağduriyet, savaş mağduriyeti veya efendim farklı şekilde insanların aç kalması, kıtlık veya soykırım değil. Sel de bir mağduriyet, evet. deprem de büyük bir mağduriyet. Şimdi biz öyle anlar yaşadık, öyle olaylar yaşadık ki bu bizim ülkemiz biliyorsunuz deprem ülkesi. Evet. Bizim ve bölgemiz özellikle de sel bölgesi. Arkadaşlarımız dün akşam Kastamonu'dan geldiler. Evet. Orada çalışmalara katıldılar. Beraberdik onlarla. Evet, onlarla siz de orada karşılaşmışsınız. Şimdi böyle baktığınız zaman biz insanlık için varız. Böyle olduğunda bütün gönüllerimiz her noktada insanlığa biz nasıl hizmet edebiliriz? Biz nasıl insanlara faydalı olabiliriz? Bunun için çaba sarf ediyorlar. Şimdi baktığınız zaman bir fakirin karnını doyurmak, bir aç olan bir insana yardım etmek, elbisesi yırtık olan bir çocuğa yardım etmek neyse aynı şekilde can siperhane bir şekilde bir arama kurtarma faaliyetinde bulunmak, bir depremde bulunmak ve oradaki canları kurtarmak, oradaki insanlara nefes olmak çok önemli bir şey. Elhamdülillah özellikle biz bütün organizasyonlarımız içerisinde arama kurtarma birimimiz bizim en önemli birimlerimizden bir tanesi. Bizim birçok birimimiz var. Evet. Arama kurtarma birimimiz var, kadın kollarımız var, genç İHA'mız var, yetim birimimiz var, eğitim birimimiz var. Efendim. Ama arama kurtarmamız bunların içerisinde özellikle Türkiye'de devamlı ihtiyaç olan ve devamlı gereksinim duyduğumuz bir birimimiz. Elhamdülillah Samsun arama kurtarmamız da buradan arama kurtarma başkanımız Yiğit kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Bu kolay bir şey değil. Yani arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış olmanız gerekiyor. Ekipmanlarınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. Sertifikaları almanız gerekiyor. Bunların efendim ilk yardım eğitiminden başlayarak tak 1, tak 2 deprem eğitimi, su altı arama, efendim dağda arama
birçok çeşit dalları var ve bunların hepsini tamamlamamız gerekiyor. Artı burada Samsun AFAD'ı da ben tebrik ediyorum, evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Neticede AFAD'dan da akredite olmanız gerekiyor. Evet. Yani bir afet bölgesine girebilmeniz için AFAD'dan akredite olmanız gerekiyor. Sağ olsun buradaki arkadaşlar da bu sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu bu çalışmaya çok güzel değer veriyorlar. Bu çok önemli şimdi bir şey. Şimdi orada ben AFAD'la alakalı şunu söylemek isterim. Tabii sahadan gelmek o kadar güzel ve özel bir şey ki oradaki tüm bu şemaları görmek. AFAD'a akredite olmak ne demek? Siz bir yerde bir olay olduğunda kafanıza göre oraya gidip de orayla alakalı bir arama yapamazsınız. Akrediteleriniz olacak. Bunların yanında tabii bunlar tek başına yeterli değil. Gittiğiniz zaman bir AFAD'ın koordinasyon merkezi var orada. O merkeze gidiyorsunuz ve orada şemalar var, şekiller var. Arama yapılacak bölgeler belli. Hangi ekibin nerede arama yapacağı belli. Aynı ekipler her gün orada arama yapmıyorlar. Ekipler 2 gün, 3 gün arayla yeni bir enerji olsun. Baktıkları yerleri atlarlar. Aynı yere dün de bakmıştım diye düşünmesinler diye 2 günde, 3 günde bir ekiplerin yerleri değiştirilerek bu aramalar oluyor. Bunun devamında da şunu sorayım. Siz sözünüzü tamamlayın ama şimdi bizi izleyip de İHA'nın herhangi bir biriminde ya da arama kurtarmada gönüllü olmak isteyenler de ne yapabilir? Şimdi efendim bütün elverişli olan, bu işe gönüllü olan, sağlık, sıhhat ve yapı bakımından, zaman bakımından bu işe müsait olan arkadaşlarımız bize sosyal medyalar üzerinden müracaat edebilirler. Tabii bunlar aşama aşama. Şu an mesela bizim 100'ün üzerinde eğitilmiş gönüllü arkadaşımız var. Ama normalde arama kurtarmada 500'den fazla arkadaşımız var. Evet. Ama 100'ün üzerindeki bütün eğitimlerini tamamlamış ve her türlü organizasyona gidebilecek olan arkadaşlar. Şimdi depreme gidecek olan arkadaşlar farklı eğitimler selde, yağmurda, çamurda arama yapacak olan arkadaşlar farklı denizde veya derelerde arama yapacak olan arkadaşlar ekipmanları ve almış oldukları belgeler farklı. Efendim dağda arama kurtarma yapacak arkadaşlar farklı. Şimdi o arkadaşların, bize müracaat eden arkadaşların kendi kapasitelerine göre ve ilgi alanlarına göre biz onları yönlendiriyoruz. İlk önce sağlıktan başlayarak, ilk yardım sertifikasından başlayarak itfaiye sertifikası ve öyle devam ediyor. Bunun sonu yok. Devam ettikçe yeni bir sertifika alıyor, yeni bir sertifika alıyor ve uzmanlaşana kadar bu noktada devam ediyor. Ve şu an elhamdülillah Samsun İHA'nın ve Türkiye'nin en gözde arama kurtarma ekiplerinden bir tanesine sahip. Evet. Ve bu noktada da birçok yere ilk giden mesela geçen sene Antalya'ya bizim ekibimiz gitti, Rize'ye bizim ekibimiz gitti. Evet. Ve hepsini de başarılı bir şekilde görevi tamamladılar. Şimdi tabii sadece arama kurtarması yok bu derneğin, bu çatının. Birçok etkinliği var elbette ki. Sırayla gitmeye kalkarsak arama kurtarma en önemli kısmı. Çünkü yaşanan olumsuzluklarda insanların kayıtlarının bir an önce bulunması, tabir caizse diri bulunamıyorsa ölü bulunup bir mezarının olmasından yana. Bizler böyle hassas bir toplumuz. Bu hassasiyetimiz için oradaki çalışmalar devam ediyor. Devletimiz bu anlamda hakikaten çok güçlü. Yardım kuruluşlar olsun, AFAD'ımız olsun, UMKE olsun, diğer kuruluşlarla beraber. Ancak olayların yaşandığı yerlerde öyle bir organizasyon oluyoruz ki hakikaten bu son yıllarda çok başarılı. Sadece arama, bir tarafta arama kurtarma yapılırken bir tarafta da başınıza gelenler bilir, gelmeyenleri anlatalım biz. Gelince yaşamak, o anları görmek son derece zor oluyor. En son geçtiğimiz yıl Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde köprülerin çöktüğü, zor coğrafyanın olduğu bir yerde bu ve buna benzer kuruluşlar buradaydı. İhtiyaç neydi? Su, yiyecekti. Çünkü elektrik yoktu, su yoktu. Bir afatın içerisindeydik. Yine orada İHA'nın şimdi, mobil mutfakları var. Biz buna afet yönetimi diyoruz. Evet. Yani bizim bu birimimiz sadece arama kurtarma birimi olarak geçmiyor. Afet yönetimi birimi evet. olarak geçiyor. Şimdi bunun tabii farklı unsurları var. En büyük, en önemli ve en büyük unsurunu az önce bahsettik. Bu arama kurtarma ekibimiz ama sadece bununla beraber kalmıyor. Bir yerde bir kriz olduğu zaman, bu deprem olabilir, afet olabilir, başka bir kriz. Biz buna kriz diyoruz. Ve bunu afet yönetimiyle beraber çözüyoruz. Burada hemen bizim ilk önce acil ekiplerimiz oraya ulaşıyorlar.
İlk ekiplerimiz rapor gönderiyor. Diyor ki burada şu 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 şunlar eksik. Hemen bunların tamamlanması lazım. O lokasyona en yakın iller hangileri? Hemen o illerdeki arkadaşlarımız zaten bize kırmızı alarm verildiği zaman her türlü şeye hazırlıklı oluyoruz. Şimdi mesela çok basitinden geçen seneki Sinop Ayancık'ta yaşananlarda mesela sabahleyin bizim arama kurtarma ekibimiz oradaydı. Onunla beraber aşevimiz orada geldi. Evet, onunla beraber ilk acil olarak bize bildirilen su ve önemli birkaç gıda maddesiydi. O kamyonlarımız yola çıkmış idi ve aynı zamanda orada afetin lojistik merkezindeki düzenleme de sağlanmış oldu. Kamyonlarımız afet lojistik merkezine ulaştı. Bu da yetmiyor. Yani aşevinizi kurdunuz, aramayı yapıyorsunuz, malzemeler geldi, bu da yetmiyor. Bunların organize edilmesi lazım, bunların dağıtılması lazım. Evet. Efendim o da yetmiyor. Afetteki selzedelerin veya afet zedelerin bir şekilde psikodestek sağlanması gerekiyor. Bununla alakalı da özellikle bizim kadın kollarımız gerçekten çok ezberli çalışma yaptılar. Kadın kollarımız da orada hazır olmaları gerekiyor. Böyle bakıldığı zaman arama kurtarmayla beraber aşevimiz, gıda nakil organizasyonumuz, oradaki gıdaların dağıtım organizasyonu ve oradaki sivil toplumla beraber, sivil halkla beraber ilgilenecek bir kriz yönetimi ortaya çıkıyor. Buna biz afet yönetimi diyoruz. Elhamdülillah devlet olarak da biz yüz akıyla beraber çıktık. Bütün sivil toplum örgütleriyle beraber yüz akıyla bu noktadan çıktık. Biz de Samsun İHA Afet Yönetimi olarak da elhamdülillah bu sınavda güzel bir sonuç aldık diye düşünüyorum. Tabii sadece afet değil. Geçiyoruz Afrika'ya. Evet. Su problemi var ama yine siz oradasınız. Kuyu açarak. Allah aşkına. Şimdi orada su. Bu işin püf noktası ne biliyor musunuz Mahmut Bey? Dedik ya iyilik dünyayı kurtaracak. Şimdi biz olayı şöyle algılıyoruz. Düşünün, Afrika'nın bir köyündesiniz. Ve çok basit, Afrika'dan açıldığı için örnek veriyoruz. Bu Ramazan'da arkadaşlarımız bizim Tanzanya'dalardı. Tanzanya'nın Morogoro bölgesinden 6 saat uzaklıktaki bir köye gidiyorsunuz. Yolda giderken arkadaşlar namaz için, abdest için su nereden bulabiliriz dediler. Efendim yolda işte bir köy görüyorlar. Köye sapıyorlar. Su var mı diye bakmak için abdest alıp namaz kılacaklar. Yollarına devam edecekler. 6 saatlik bir yol. Köye sapıyorlar efendim. Ne görsünler? Bizim İHA'nın çeşmesi. Evet. Şimdi ya, orada ama şunu söylemekte fayda var. Biz bugün buradan Samsun'dan Kava, Tekkeköy'e, Asarcı'ya, Bafra'ya, Çarşamba'ya giderken ki yollarımızın üzerindeki çeşmeler gibi değil. Oralarda çeşme bulabilmek bir kenara, su bulabilmek bile mümkün bir değil. Yani orada insan o suyu bulduğu zaman oradaki huzur, oradaki mutluluk, en önemli nokta burası. Yani siz dünyanın bir ucuna da yardım götürebilirsiniz. Kapı komşunuza da yardım götürebilirsiniz. Başka bir şehire de yardım götürebilirsiniz. Şundan keyif almanız gerekiyor. O insana vermiş olduğunuz mutluluktan, o insanın yaşamış olduğu hazdan sizin keyif almanız gerekiyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Biz neye inanıyoruz? Biz Müslümanız. Bütün Müslümanlar kardeştir. Ama bütün insanları biz seviyoruz. Neden? Onları Cenab-ı Hak yaratmıştır. Biz bütün mahlukatı Halık'ından dolayı seviyoruz. Biz gitmiş olduğumuz yerlerde insanların yüzünün gülmesi, İnsanların i̇şte mutlu gülen, olması. Gülen yüzler. Evet. Ne kadar güzel. İnsanların yani, mutlu olması. Göz rengimiz farklı olsa diyor, gözyaşlarımız aynı. İnsanların mutlu olması, insanların gülmesinden daha güzel bir şey yok. Ve bu bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Bu dilleri ortadan kaldırıyor. Bu renkleri ortadan kaldırıyor. Bu efendim insanların ırklarını ortadan kaldırıyor. Bu mutluluk için her şey yapılır. Selde kurtardığınız bir vatandaşın mutluluğu neyse dünyanın ta bir ucundaki bir yetim kardeşimizin bir balonla beraber almış olduğu mutluluk aynı şey. Değişen bir şey yok. Ve arkadaşlarımız çok güzel hatıratları var. 2 saat çocuklar yol yürüyorlar. Ne için? Bir tane balon alabilmek için. Bunlar çok güzel şeyler ve özellikle de
Yurt dışında insan şunu gördüğü zaman da çok mutlu oluyor. Yani gittiğiniz zaman insanlar sizin Türkiye'den geldiğinizi öğreniyorlar. Türk bayrağını gördükleri zaman. Yani oradaki gelen insanlar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi biriminin gelmiş olması, o şanlı şerefli bayrağımızın göğüslerinde görmüş olması bir güven de veriyor onlara. Bir güven duyuyorlar, bir huzur duyuyorlar. Korkunç bir karşılama oluyor. İnsanların saygısı, sevgisi, hürmeti, muhabbeti gerçekten görülmeye değer. Yani orada insanlara gidiyorsunuz, sizin Türkiye'den geldiğini öğreniyorlar. Bir de karşılıksız yardım yaptığınızı gördükleri zaman size olan saygıları kat ve kat artıyor. Çünkü bu zamana kadar hep sömürülmüş, hakir görülmüş ve o insanlara hep zulmedilmiş, köle edilmiş ve onlara kölelik onların beyinlerine işlenmiş. Bu noktada insanlar da sizin oraya gittiğiniz zaman bunu sadece Allah rızası için yaptığınızı ve Türkiye'den geldiğinizi, Osmanlı torunlu olduğunuzu öğrendikleri zaman inanılmaz güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Peki orada bir kuyu açtırmak istesek, oranın suyuna katkıda bulunmak istesek, bunun için izlememiz gereken bir yol var elbette. Nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Şöyle, elhamdülillah 30 yıldır İHA bu işi çok güzel yapıyor ve dünyada su, Afrika'da su kuyusu olayını başlatan ilk yardım kuruluşu ve genel başkanımız elhamdülillah bu konuda şunu söylüyor. Hangi dernek yaparsa yapsın, hangi vakıf yaparsa yapsın, ilk yaptığımız için Rabbim bundan bize de mükafat veriyor. Ve onu diyor ki İHA gönülleri, siz her açılan kuyudan, her akan sudan, her damladan Rabbimin rahmeti, Rabbimin merhameti, Rabbimin sevabı, Rabbimin güzelliği çok geniş. Her akan sudan, her damladan biz de sevabımızı alıyoruz. Efendim şöyle, biz özellikle 30 yıldan bu işi yapıyoruz ve şu an 11 binin üzerinde kuyu açılışı yaptık. Sadece Afrika'da da değil, Afganistan'da da var, Pakistan'da da var, Endonezya'da da var. Orada da ihtiyaç olan yerler var. Her yıl 2021 yılı sonunda, 2022 yılında bizim açacağımız bütün nerede su kuyusu açacağımız belirleniyor. Hepsinin yerlerini ve köylerini belirliyoruz. Hepsinin navigasyonla beraber işaretleniyor, biliyorsun. Şimdi artık dünya küçüldü yani, noktalanıyor hepsi. Nerede açılacağı belli. Özellikle biz ihtiyaç fazla olan yerlerden başlıyoruz. Yani çok uzak olabiliyor, maliyeti yüksek olabiliyor. Efendim bazen güvenlik problemi olabiliyor. Tabii. Yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bizim güvenlik problemi. Birçok noktada biz birçok arkadaşımızı şehit verdik. Yani yardıma giderken arkadaşlarımız trafik kazası geçiren oldu, şehit olan oldu. Yani trafik kazasında şehit olan oldu ama bizzat suikasta uğrayan arkadaşlarımız da oldu. Şimdi efendim biz bir yıl içerisinde açacağımız bütün su kuyusu noktalarını belirliyoruz. Ve bütün dünyada sabit bir belirlediğimiz maliyet fiyatı var. Bu 3000 euro şeklinde. Yardımseverlerimiz bir araya gelerek bunu yapabiliyorlar. Kurum olarak bunu yapabiliyorlar. Şu an birçok kurumumuz, Çarşamba Kaymakamlığımız, Eğitim Bir Senimiz, Memur Senimiz, Canik Eğitimcileri, aklıma gelmeyen bir sürü kurum vardı belki, beni mazur görsünler. Birçok arkadaşlar bir araya geliyorlar, 3000 euroyu tamamlıyorlar. Onların adına biz su kuyusu sisteme giriyoruz. Sistem o gün hangi nerede boşluk varsa orayı işaretliyor, bize bildiriyor. Diyor ki efendim sizin su kuyunuz Gana'da açılacaktır diye. Bu 8 ay veya 1 yılı buluyor bunların açılması planlı bir şekilde devam ettiği için. Efendim 8 ay 1 yıl sonra açıldığı zaman bu su kuyularımızın işte açılış beratları geliyor. İşte ekranlarda gördüğümüz gibi açılış beratları geliyor. Orada kuyunun yapılışı, açılışı, oradaki şenlik, oradaki insanların mutluluğu. Bu şahıslar da bunu yapabiliyorlar. Biliyorsunuz Sadaka-i Cariye su kuyusu çok önemli bir sevap teşkil eden bir yardım bizim için. Orada kendi isimlerini de kullanabiliyorlar. Ve böylece şu an itibariyle İHA'nın dünyada 11 bin tane kuyusu var. Ve her yıl bunun üzerine biner, 2000'er eklenmeye de devam ediyor. Bize ulaşmaları bu noktada yeterli. Biz kendilerine her türlü bilgiyi veriyoruz, desteği sağlıyoruz. Yetimler. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yetimle ilgili kısım. Son derece kıymetli. Cenab-ı Hakk'ın da önem verdiği. Kitabımızda, Kur'an'ımızda geçen yetimler. Yetimlerle ilgili de önemli işler yapılıyor. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Rabbime hamdü senalar olsun.
Ben her zaman şunu söylüyorum. Bugün Türkiye'yi, bugün İslam alemini bu yetimlerin duası ayakta tutuyor. Çok güzel bir sistem oluşturdu İHA bu noktada ve bu da bir öncü bir sistem oldu. Bunu şu an yapan diğer vakıflarımız da var ama bunu ilk başlatan 2011 yılında sponsorluk sistemi sayesinde yetimlere her ay yardım faaliyeti başlattık. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir yetim bize müracaat ettiği zaman biz hemen onu kayıtlara alıyoruz. Belli bir şartlarımız var. Çok ağır kıstaslarımız da yok. Çok şartlarımız var. Eğer ihtiyaç sahibi ise onu bizim sponsorluk sistemimize dahil ediyoruz. Sponsorluk sistemimiz nedir? 12 yaşından önce olma kaydı şartıyla bizim sponsorluk sistemimize giren bir yetim 18 yaşına kadar her ay İHA'dan 250 liralık yardımı alıyor. Eğer 18 yaşından sonra üniversiteye devam ederse yine yardım almaya, üniversiteyi bitirene kadar yardım almaya devam ediyor. Şu an dünyada 130 bin sayısını geçtik. Yani şunu söyleyeyim size, 130 binden fazla, 131 bin olacak inşallah. Evet. Allah'ın izniyle, 130 bin küsür. Yani şöyle düşünün, şöyle tahayyül edin, her ay 130 bin tane yetim çocuk ya eline zarfla beraber ya da hesap numarasına baktığı zaman kendisine İHA'nın yardımseverleri ve sponsorları vasıtasıyla 250 lira ulaştığını görüyor ve Allah razı olsun diyor. 130 bin tane yetimin duası bizim kurumumuzu, bu milletimizi, bu yardımseverliği, bu insanları ayakta tuttuğuna ben inanıyorum. Bu yardımı nasıl yapacağız? Mesaj mı atacağız? Bir hesaba mı göndereceğiz? Efendim? Yoksa bu 130 binin üzerinde bir yetimden bahsediyoruz ki yetimler elbette ki bizler için son derece kıymetli, son derece önemli. Çünkü bu memleketin yetim kalmış yavrularına bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Bu sahipliği çıkarken de elbette ki bize de görev düşüyor. Ya biz onu şöyle tarif ediyoruz. Herkesin bir yetim yavrusu olsun. Evet. Şimdi bizim sponsorluk sistemimizde şu an 130 bin tane yetimimizin 20 bin küsür tanesi Türkiye'de, 409 tanesi de Samsun'da. Samsun'da da 409 tane yetimimiz var bizim. Şimdi efendim, Türkiye hariç dünyadaki diğer bölgelerde sponsor olduğunuz yetimin size her yıl bilgileri tazelenerek geliyor. Evet. Yani düşünün, 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğa sponsor oluyorsunuz. Bebek resmi size geliyor. Okula başladığı zaman okula başladı diye resmi geliyor. Efendim, ortaokula başladığı zaman ortaokula başladı diye resmi geliyor. Bizim sponsorlarımız da yetimlerimiz arasında tabii görüşme şansları olmuyor. Buna müsaade edilmiyor. Gönül bağı kurulur çünkü. Ama o gelen bilgilerle beraber onlar arasında öyle bir gönülden bir bağ oluşuyor ki o artık sizin aileden bir yavrunuz oluyor, bir çocuğunuz Nasıl oluyor. Nasıl yapacağız onu? Bir evladınız oluyor. Efendim, ne çok yapmamız basit, lazım? Çok basit. Samsun İHA'ya ulaşıldığı zaman biz o sponsor olmak isteyen arkadaşların bilgilerini alıyoruz. Her ay bizim hesabımıza, yani vakfın hesabına 250 TL yatırıyorlar. Biz onu sponsor oldukları yavruya ulaştırıyoruz. 130 bin tane yetimimizin 130 bin tane bu şekilde sponsoru var. Yani Türkiye'de Allah razı olsun bizim insanlarımızdan, iş adamlarımızdan, kardeşlerimizden geçen bir esnaf ziyaretinde bir abimizin yanındaydık. 10 tane yetimim var elhamdülillah dedi. 10 seneyi doldurdu dedi. Allah'a şükürler olsun. Bizim insanımız gerçekten bu noktada yetime çok sahip çıkıyor. Yani yetim dediğimiz zaman elhamdülillah Rabbimin o methettiği yardımseverlik, Rabbimin o methettiği güzelliği bizim insanımızda görüyoruz. Birçok memur arkadaşımız var. Hepsi birer tane yetim sponsoru olmuşlar. Bu gerçekten çok hoş bir olay. Ve düşünün ki dünyaya Türkiye'den 130 bin tane iyilik yayılıyor. Ve bu iyilik gittiği yerde çok büyük bir şekilde dua ordusu olarak geri geliyor. Geçen günü bizim yetimhanemizde bulunan çocuklarla beraber bu artık gündemimize girdi biliyorsunuz. Zoom'dan toplantı şeklinde. Biz de yapıyoruz. Evet. Yetimhaneler arası bir dua programı yaptık. Evet. Orada 80 tane yetimhanemizin görüntüsü var. 80 tane ekranda.
Görseniz böyle var ya, gurur duymamak mümkün değil. Bir tarafta böyle çeki gözlü çocuklar, bir tarafta efendim Esmer çocuklar, bir tarafta Suriyeli çocuklar, Avrupa'daki yetimhanedeki çocuklar. İnsan gerçekten bunları duyduğu zaman bu ülkedeki bağışlarla, bu ülkedeki bizim sponsorlarımızla beraber elhamdülillah gurur duyuyoruz. Oradaki sihirli cümle, önemli cümle bence şuydu. Bir yetimin duasını alabilmek ya da bir yetimin gönlünü alabilmek her şeyin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Evet. Kurbana gelelim. Çünkü önümüz kurban. Çok az kaldı kurbana. Kurbanla ilgili de yine derneğin bağışları söz konusu. Bu son bir 409 yetimimizle alakalı bir ifade. Yetimimiz var. Bizim yetim birimi başkanımız Sakin Hanım'a buradan teşekkür ediyoruz. Sağ Allah olsun, razı olsun. Bakın. Gönlene sağlık. Elhamdülillah. Bu bir gönül meselesi. Ekibi de çok güzel. Çok güzel arkadaşlar var içerisinde. Bu 409 tane yetime biz sadece 250 lira aylık vermekle kalmıyoruz. Bugün bizim yetim birimimize sorun. Deyin ki şu köydeki şu yetim yavrumuz hangi sınıfa gidiyor? Hangi dersleri başarılı? Efendim hangi kıyafeti eksik? Kaç numara ayakkabı giyiyor? Hepsini bizden bekliyor. Biz bütün bayramlarda, bütün özel günlerde bu yetimlere alıyoruz, ulaşıyoruz. Maşallah. Bunlara yardımda bulunuyoruz. Bunlara dönem içerisinde müsait olanlara özel dersler veriyoruz. Şenlikler yapıyoruz. Hatta geçen hafta yıl sonu şenliğimiz vardı yetimlerle alakalı. İyilik Mektebimiz diye bir mektebimiz var. Bu yavrularımızı biz hafta sonları orada kaynaştırıyoruz. Bir araya getiriyoruz. Eksik olan derslerini tamamlıyoruz. Sosyal kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Elhamdülillah şunu açık yüreklilikle ve net bir şekilde söylüyorum. Devletimiz elhamdülillah sahip çıkıyor. Hiçbir şek ve şüphemiz yok. Samsun'da bir yetim varsa Samsun İHH burada. Her yetimin her türlü masrafını karşılamak için, onlara yardımcı olmak için, onların kültürel faaliyetlerde bulunmaları için, onların ve annelerin her türlü ihtiyacı için yetim birimimiz 24 saat çalışıyorlar ve her zaman hazırlar. Evet. Milletimizin gönlü rahat olsun. Orada tabii şunu da söylemekte fayda var. Bunu da söyleyelim. Sizler tabii elinizden geleni, üzerinize düşeni yapıyorsunuz ama tüm illerimiz için, ülkemizde öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, illerimizin valilikleri, ilçelerimizin kaymakamlıkları, buralarda oluşturmuş olan yardımlaşma fonlarıyla birlikte hem bölgede bulunan yetim çocuklarımızı bu kapsamda hakikaten devletimiz de o şefkatli elini uzatıyor. Ama burada elbette ki bu eli uzatırken İHH gibi derneklerimiz aracılığıyla da bu yetimlere yardımcı olmak isteyenler, vatandaşlarımız da bu kurumlar aracılığıyla bu yardımlarını da yapabiliyorlar. Çok kıymetli, önemli. Sağ olsun. Bayrama geçeceğiz çünkü vaktimiz daralıyor. Daralıyor mu? Bu konuyla ilgili, yetimlerle ilgili birkaç cümlenizi alalım. Hemen Kurban Bayramı'na geçelim. Ardından da İHH Samsun'la bitireceğiz. Evet. Sağ olsun valimiz yetimlerle alakalı Samsun İHH özelinde kendisiyle beraber çok güzel projelere imza attık bu sene. Atmaya da devam edeceğiz sayın inşallah. Sayın valimiz Lütfü Dağlı'ya da o zaman buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyoruz sayın valimiz. Şimdi bayram geliyor, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'yla ilgili neler yapıyorsunuz? Kurban hisselerimizi ne yapacağız? İHH üzerinden bununla ilgili de bilgilendirmemiz. Evet, kurban, biz kurbana çok farklı bir açıdan bakıyoruz. Kurban dünyaya iyiliğin yayıldığı bir ibadet olarak biz kurbana bakıyoruz. Elhamdülillah müsait olan arkadaşlarımız kurbanlarını kesiyorlar. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz kendi kurbanlarını kesiyorlar. Ama biz bütün arkadaşlara şunu söylüyoruz. İmkanımız varsa tabii ki burada kurbanımızı keseceğiz. Ama bunun yanında muhakkak bir hissemizi, yani ailede 3 kişi kesiyorsak, 4 kişi kesiyorsak 3 tanesini burada keselim. Ama bir hissemizi bütün dünyaya ulaştırmaya çalışalım. Bakın biz geçen sene 65 ülkede 2,5 milyon insana ulaşmışız. Evet. Ya düşünün, düşünün, ben bir tahayyül edeyim. Sadece Türkiye'den, sadece İHH olarak
Başka diğer dernek vakıflar da var bu işi yapan. Ama biz İHA olarak 2,5 milyon insana Türkiye'deki Müslümanların selamını getirmişiz. Türkiye'deki Müslümanların... Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Cem ve Mustafa'dan da. Kurban Bayramı ile ilgili yer alan afişteki o kısmı da görselden bize gösterirlerse hem ekranımız olur hem de evet. Biz anlatırız. Buyurun. Yani düşünün ki Türkiye'den 2,5 milyon insana bir kurban hediyesi bizi götürmüşüz. Öyle bölgeler var ki gerçekten çok büyük ihtiyaçları var. Yani orada insanlar yılda bir defa bizim getirdiğimiz eti tüketiyorlar. Başka bir şey, başka bir et görme imkanları yok. Ama burada şöyle bir şey de var. Bu kurban vasıtasıyla beraber biz o gönül coğrafyalarımıza bütün iyiliğimizi yayıyoruz, güzelliğimizi yayıyoruz. Ve bu noktada da kesinlikle hiçbir bölge ayrımı yapmıyoruz. Ve İHA'nın en büyük özelliği, en sıkıntılı bölgelerde en fazla kurban kesen kuruluş olmaktan da gurur duyuyoruz. Zaten dünyada bu iş ilk başlatan yine bizim İHA'mız oldu. 92'li yıllarda bu iş başladığı zaman bunun fetvasıyla alakalı ciddi tartışmalar oldu. Evet. Sonra elhamdülillah Diyanet'ten fetvası ve yani. Ulema'dan fetvası alındı. Ve İHA bu işi ilk defa başlattı ve ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Başkanım, hisselerimiz ne kadar, nasıl yapacağız? Hisselerimiz efendim 2000 lira. Bir hisse 2000 lira. Yurt içi, biz bunu ayırmıyoruz. Yurt içi değişmiyor. Evet. Biz şu an 62 bin tane hisse bütün dünya bölgelerinde keseceğiz. 62 bin hisse keseceğiz. Bütün dünyada keseceğiz. Bize şu an maliyeti bunun 2000 lira. Bu Filistin'de de olsa aynı, Yemen'de de olsa aynı, Suriye'de de olsa aynı, dünyanın neresinde olursa olsun aynı. Türkiye'de de keseceğiz, Türkiye'de de aynı şekilde. Biz özellikle şunu üzerine çok önemli duruyoruz. Yani kurbanın nerede ne fiyat olduğu bizim için önemli değil. Kurban nerede lazım? Evet. Nerede kurban kesip insanlara et dağıtmamız lazım? Bunun için en önemli bölgeler maalesef en büyük yaramız Filistin, Gazze. Evet. Orada en fazla kurban kesen kuruluş biziz ve İHA da dünya çapında en fazla hisseyi Filistin'de kesiyor. Peki ondan sonra, nasıl hisse sahibi olacağız? Efendim çok basit. Bizim Samsun İHA'ya sosyal medyadan ulaşabilirler, telefonla beraber ulaşabilirler ve bizim afişlerimizde IBAN numaralarımız var. Evet. Efendim çok basit. Bizim IBAN numaramıza 2000 lira gönderiyorlar. Açıklama kısmına ad, soyad yazıyorlar. Bir de telefon numarasını yazıyorlar. Bu vekalet yerine geçiyor. Evet. Başka hiçbir işlem yapmalarına gerek yok. Zaten sisteme girildiği zaman telefon numaralarına, sisteme kaydınız girilmiştir diye telefon numaralarına mesaj peki geliyor. Peki sonrasında bu kurban ya da hisseyle alakalı kesim yapıldıktan sonra aynı şekilde aynı mesaj sizin kurbanınız kesilmiştir diye mesaj aynı diye. Şekilde ulaşıyor. Bizim kendi özel ekranımızda da bizim hangi vatandaşın kurbanı hangi ülkede kesilmiş, nerede kesilmiş onu da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani vatandaşımız çok basit. 2000 lirayı bizim hesabımıza EFT yapıyor veya havale yapıyor. Sadece istediğimiz açıklama kısmına adını, soyadını yazıyor. Bir de telefon numarasını yazıyor. Bu vekalet olarak geçiyor. Sisteme işlendiğinde kendisine mesaj olarak geliyor zaten. Ondan sonra kurban kesildikten sonra da kurban tekrar kendisine Allah geliyor. Allah kabul etsin. Şimdi dönelim Samsun İHA'ya. Bir görev değişimi, bir bayrak değişimi oldu. Evet. Gönüllük esasına göreydi. Sizden önceki arkadaşlarımıza da selamlarımız olsun. Onlar da bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Peki o günlerden, teslim alınan günlerden bugünlere neler değişti? Kısa ve uzun vadede neler değişecek? Böyle özetle toparlayabilir misiniz? Elhamdülillah. Çok mu az süremiz kaldı? Biz konuşalım, süremize bakarız beraber. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Yaklaşık 11 yıldır Samsun İHA burada faaliyetlerini yürütüyor. Eski başkanlarımıza biz şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Eskiden bu zamana kadar çalışmış bütün gönüllü arkadaşlarımıza, İHA'da emeği geçen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz ve o arkadaşlarımızla beraber şu an devam ediyoruz yine. Evet. İHA'da gönüllülük bitmiyor. İHA'da gönüllülük son bulmuyor. Çünkü biz genel başkanımızın tabiriyle beraber biz cennet avcısıyız. Biz iyilik avcısıyız.
bizi Allah rızasına götürebilecek nerede bir çalışma varsa biz elhamdülillah oradayız. Gönüllerimizle beraber, dostlarımızla beraber, hayırseverlerimizle beraber bizi iyiliği yaymaya götürecek ne gibi bir çalışma varsa hepimiz oradayız. 2021 yılının Ocak ayından beri yeni bir yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber yeni bir şekillenme oldu Samsun İHA'da. Bundan sonraki bizim en büyük hedefimiz Samsun'da kendi binamıza taşınmak. Ona göre çalışmalarınızı tamamladınız herhalde. Elhamdülillah şu an binamızı satın aldık. İçerisinin tadilatı şu an başladı, devam ediyor. Biraz süreç uzadı. Ama inşallah o da en kısa sürede tamamlanacak. Polisin yanında Anayola Bakan, evet. 6 katlı binamız elhamdülillah İHA'nın merkezi olacak. Bizim en çok istediğimiz, genel başkanımızın da Bülent abimizin de her zaman söylediği şey şudur. Bir bağışçıdan 1 milyon lira almaktansa 1 milyon bağışçıdan 1 lira almak her zaman daha evladır, daha bereketlidir, daha güzeldir. Bizim Samsun'da ve Türkiye'de özellikle yapmaya çalıştığımız o. İyiliği tabana yaymak, iyiliği okullara yaymak, iyiliği sınıflara yaymak. Açıldı bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediye'miz. Elhamdülillah. Orada Mustafa Demir Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Orada çok büyük bir eksikliğimiz vardı, bir noksanlığımız evet. vardı. Samsun'daki hayra açılan güzel bir kapıyı da orada açmış oldu. Kendisine çok şükranlarımızı ifade ediyoruz. İnşallah açıldıktan sonra bütün dostlarımızı, bütün arkadaşlarımızı, hayırseverlerimizi, bütün vatandaşlarımızı, Samsun'daki gönlü güzel bütün herkesi inşallah orada ağırlayacağız, davet edeceğiz, misafir edeceğiz. Yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri orada daha iyi ifade edeceğiz. Şimdi bizim Samsun'daki en büyük amacımız da bu. Bunun için bütün sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber görüşmelerde bulunuyoruz. Bütün daire amirlerimizle beraber görüşmede bulunuyoruz. Sendikalarımızla beraber görüşmelerde bulunuyoruz. Şimdi esnaflarımızla bu beraber... ben şahitim. Bize de geldiniz. Evet, boşta evet. gelmediniz. Elinizde yaptığınız işleri anlatan belgelerle, bilgilerle de geldiniz. Şimdi, her gittiğiniz yerde götürüyorsunuz. Elhamdülillah. Bunu. Bizim en büyük... güzelliğimiz bu. Biz insanlara gittiğimiz zaman proje bazlı çalışıyoruz. Tabii. Yani biz gittiğimiz zaman insanlara yani biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, şunu yapın, bunu yapın. Asla böyle bir ifademiz olmuyor. Siz de şahit olmuşsunuz. Evet, biz şunu anlatıyoruz. Ya bu dünyada yapılabilecek birçok güzellik var. Bu dünyada yapılabilecek birçok hayır var. Bu yanımızda da olabilir. Bu yıl dışında da olabilir, bu yurt dışında da olabilir, dünyanın her ucra köşesinde olabilir. Artık dünya ufak. Siz bu akşam bir karar veriyorsunuz, yarın akşam Endonezya'daki yetimhanedeki çocuklarımıza yemek ısmarlıyorsunuz. Evet. Siz şu an karar veriyorsunuz, sabahleyin bizim Samsun'un yetimhanesi var Suriye'de. Samsun evet. yetimhanemizdeki çocuklara yeni ayakkabılar giydiriyor biliyorsunuz. Bunu kendi başınıza, kendi organizasyonla beraber yapma şansınız yok. Ama biz elhamdülillah kurmuş olduğumuz organizasyonumuzla beraber... Siz karar verin, biz yapalım diyorsunuz yani. Siz bunu düşünün, siz yapmak isteyin, biz bunu yapalım. Neden? Bizim şu an devam eden 1600 tane projemiz var. Camisi var, okulu var, evet. yolu var, köprüsü var. Afganistan'da bir cami projesi devam ediyor. Çok şeyler var bunun içerisinde. Biz yapmak istediğimiz şu, arkadaşlarımız insanlar gönlünden bir hayır geçirdiği zaman... Biz o hayrı yapabilecek güçteyiz. Biz o hayrı yapabilecek yetenekteyiz. Biz o hayrı en güzel şekilde yerine ulaştırılabilecek bir kuruluşuz. Bu Samsun için de böyle, Türkiye için de böyle, dünya için de böyle. Ben özellikle gittiğim yerlerde arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. İçiniz rahat olsun. Elhamdülillah. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden neyidir hadisi şerifi gereğince evet. biz bütün komşularımıza, bütün dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza ulaşıyoruz. Samsun'da bize müracaat edip de şartları yerine gelen, şartları tutan hiçbir kimseyi geri çevirmiş değiliz elhamdülillah. Ne eksiği varsa, ne noksanı varsa, yapabildiğimiz neler varsa bunları yapmaya çalışıyoruz, bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve en büyük hedefimiz insanların gönlünden bir iyilik geçiyorsa, insanların gönlünden bir güzellik geçiyorsa, insanlar bir hayır yapmak istiyorsalar, hayır kapıları burada açık. İyiliği dünyaya yaymaya çalışan kapıları burada açık. Bütün dünyaya iyiliği yayacak gücümüz var elhamdülillah. Biz burada herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz inşallah.
Elhamdülillah gönüllerimizden Allah razı olsun. Çok ciddi boyutta gönüllerimiz var. Her konuda el atıyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Her konuda koşturuyorlar. Elhamdülillah bizim milletimizin kalbi güzel. Bizim milletimiz merhamet sahibi. Bizim milletimize bir ihtiyacım var dediğin zaman elhamdülillah en güzel şekilde geri dönüş yapıyorlar. Evet. Ben de bütün milletime, milletimize, hayırseverlere, yardımseverlere bu noktada çok teşekkür ediyorum. Burada büyük bir teşekkürü de aslında tabii ki hayırseverler alıyor. O başka. Ancak İHA Genel Başkanı Sayın Bülent Yıldırım'a da bir teşekkür etmek lazım. Çünkü kendisi hakikaten ben işte Suriye'de olsun, hem ülkemizde olsun birçok yerde yaptıkları çalışmalara birebir şahit oldum. Onların yanında oldum. Onlar bizim yanımızda oldu. Bizim yaptığımız görevlerden dolayı zaten sizin ve sizin gibi birçok kuruluşlarla beraber aynı işin içerisinde, aynı güzelliğin ya da aynı zorluğun içerisinde olduğumuz için çok yakın ilişkileriz. Allah razı olsun. Sayın Yıldırım'a da bir şey söyleyelim. Bülent Yıldırım İHA ile beraber dünyada yardım organizasyonunun şekil şemalini ve boyutunu değiştirdi. Yani bir boyutluyu 3 boyutlu, 5 boyutlu, 10 boyutlu yaptı. Ve bizim şu an bu anlattığımız faaliyetlerin hiçbirisi 30 yıl önce dünyada yoktu. Evet. Yapılmıyordu, böyle bir şey yoktu. Ve bunların %99'unu Bülent Yıldırım başkanlığındaki İHA başlattı. Allah razı olsun, kendisi de işte o noktada elhamdülillah diyor. Bunun yayıldığını gördükçe, bunun var olduğunu gördükçe ben bundan diye çok gurur duyuyorum. Çok mütevazi bir insan, çok hayırsever bir insan. Rabbim de onun o mütevaziliğini, hayırseverliğini karşısız İnşallah. Bırakmadı. Başkanım, böyle güzel şeyler yapmayı nasip çok eyledi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Anlatacak, evet. Konuşacak elbette ki çok yani, şey vardır. Birçok şeye şu an gitme abi, bizim genç yağımız var. Kosova'da bisküvi dikiş takış kursu başlattık, o kursumuz var. Birçok şey var ama inşallah başka zaman daha, yine daha devam ederiz. Daha geniş zamanlarda konuşuruz. İnşallah. Elbette teşekkür ediyoruz. Şimdi Allah razı olsun. İyi bayramlar diliyorum. Evet, ben de hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız şimdiden mübarek olsun. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Hayırlarımızı kabul eylesin. Bu kurbandan bütün dünyaya güzellik ve iyilik yaymayı bizlere nasip eylesin inşallah. Efendim biz bu akşam İHA'yı konuştuk. Ancak konuştuğumuz ve konuşmak istediğimiz konuların birçoğu ülkemizdeki birçok İHA gibi dernekler tarafından, yardım gönülleri tarafından yapılıyor. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde onları da elbette ki yayınlarımızda, programlarımızda konuşacağız. Ancak insanların bir takım konularda yardım etmek, yardım yapmakla ilgili problemleri yok. Sadece yardım yapabilecekleri İHA ve onun gibi güvenilir kurumlara ihtiyaçları var. Ben böyle bir kurumu ülkemizde 90'lı yılların başına itibaren hayata geçirmiş ve bu gönüllülük esasına göre bu işleri yapmış olan tüm gönüllü arkadaşlarımız başta olmak üzere bu şemanın hangi kısmında olursa olsun tüm ekibe de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayında yapıp demeye geçen arkadaşlarımız var. Cem Demirci, Mustafa İnan sağ olsun arkadaşlarımız icra yönetmenliklerimizi yaptılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki salı tekrar birlikte olacağız efendim. İyi akşamlar. Müzik